Merhaba hanımlar. İğne ve Örgü YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hanımlar gördüğünüz gibi motiflerimi hazırladım. Şöyle motifli bir yelek yapacağız beraber. Şu şekilde motiflerimi hazırladım. Eklemesini yapacağız. Alt kısmına bu motiflerden uygulayacağız. Üst kısmına ise farklı bir model uygulayacağız. Ebru'lu ipliklerden şu şekilde rengarenk motiflerimi yaptım. Eğer bu rengi beğendiyseniz renk kodumuz 1984. Şöyle 1984. Çok güzel bir rengi var. Zaten batik iplikleri, böyle ebru iplikleri ben çok seviyorum yeleklerde. Rengarenk de yapabilirsiniz. Beğendiğiniz farklı ipliklerden rengarenk de yapabilirsiniz. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Tığım ise 1,40 milim. 6 numara. İnce bir tığ, şu şekilde ipime uygun herhangi bir tığ da olabilir. Elinize uygun herhangi bir tığ da kullanabilirsiniz. İpimiz ise Alize Angora Gold. Şu şekilde. Üst kısmına ise farklı bir renkten yapacağız yeleğimizin üst kısmını ve birleştirme kısımlarını farklı bir renkten yapacağız çalışmalarımızı. Bunu da anlatacağım, göstereceğim sizlere. Şimdi motifimizi yapalım. Motifimizi yaparken şöyle uzun bir iplik bırakıyorum ben. Bunları daha sonra buradan sabitleyip şu aralardan gizleyip sonrasında keseceğiz. Çok değişik, çok güzel, çok şık bir motif. Hemen başlayalım. Şu şekilde sihirli bir halka yapalım. İpimizi çok uzun tutmayalım. Biraz da kısa da tutmayalım. Şu şekilde yeterli. Tığımızı buradan takıp 3 adet zincir çekelim. Elimizi çıkartıp parmağımızı, tığımızı dolayalım. Buradaki çektiğimiz 3 zinciri de sayarak 16 adet trabzan yapalım. 2 defa da çekiyorum ben trabzanlarımı. 3 4 Biraz küçültelim halkamızı. 4 Gördüğünüz gibi ipimizin bu şekilde çektiğiniz zaman gelmesi gerekiyor. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16. Siz bu aralara bir tane zincir de çekebilirsiniz, şu aralara. Ben şu bombeliği sevdiğim için, şöyle şu şekilde bunu sevdiğim için aralara zincir çekmeden yaptım. Siz dilerseniz eğer bu aralara zincir de çekebilirsiniz. İpimizi çektim şu şekilde. Bakın halkamızı küçülttü. 16 adet trabzan yapmış olduk buraya. Şimdi ilk başladığımız zincirin içinden kaydırma tekniğiyle şu şekilde ilmeğimizi kapattım. Tekrar 3 zincir çektim. Tığımı doladım. Aynı kapattığımız boşluktan 1 doladım, 2 doladım, 3. 3 adet şu şekilde fıstık yaptım. Hepsini birlikte çektim. Kalan ilmeğimi de tekrar çektim. 1 2 3 zincir çektim, tığımı doladım. Aynı yanındaki trabzan boşluğuna 1 2 3 defa da doldurup fıstık yaptım. 1 2 defa da çektim. 1 2 3 zincir çektim araya. Tekrar yanındaki 2 trabzan boşluğuna 1 2 3 3 defa fıstık yaptım. 1 2 defa da çektim. 1 2 3 zincir çektim. Tekrar tığımı doladım. Bu şekilde bütün buradaki yapmış olduğumuz trabzanların etrafını bu şekilde 3 adet
çekerek fıstıklarımızı yapalım. Fıstık yaparken bu ilmeklerimizi biraz büyük tutalım, uzun tutalım. 3 zincir aynı boşluklara 3 zincir çekerek fıstıklarımızı dolduralım. Bir, iki, üç zincir çektim. Tığımı doladım. Yanındaki boşluğa devam edelim. Fıstıklarımızı şu şekilde yapalım. Bir, iki, üç zincir çektim. Tığımı doladım. Tekrar yanındaki boşluklara, dediğim gibi siz bu aralara birer zincir de çekebilirsiniz. Benim elim çok sıkı olmadığı için ben çekmedim. Siz eğer eliniz çok sıkıysa birer adet zincir çekebilirsiniz. 1, 2, 3 zincir çektim. Tığımı doladım. Bu şekilde fıstıklarımızı her bir trabzan boşluğuna yapalım. İki defa da çekiyorum fıstıklarımı. Araya 3 zincir. Her bir trabzan boşluğuna. Bir, iki, üç zincir. İki defa, bir defa daha, üç defa. İki defa da çektim. Üç fıstık yaptım. Üç defa dolayarak fıstık yaptım. Bir, iki, üç zincir çektim. Tığımı doladım. Şimdi alt kısma 16 adet trabzan yapmıştık. Tekrar burayı sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 3 zincir çektim. Tekrar buradaki görmüş olduğunuz boşluğa da bir fıstık yapalım. Tekrar buraya da bir fıstığımızı yaptım. Gördüğünüz gibi 16 adet fıstık yapmış olduk etrafına. 1, 2, 3 zincir çektim. Şuradaki ilk başladığımız 3 trabzan zincir çekmiştik, pardon. Sık iğne ile buraya bakın bu şekilde kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Hemen yanındaki zincir boşluğuna battım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Hemen yanındaki boşluğa sık iğne ile battım. 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Hemen yanındaki zincir boşluğuna, buraya 3 zincir çekmiştik. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Bu şekilde 5 zincir bir sık iğne ile bu sıramızı da tamamlayalım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir, 1 sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 zincir, 1 sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 zincir, 1 sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 zincir, 1 sık iğne. 2, 3, 4, 5 zincir, 1 sık iğne. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım. Beş, bir sık iğne. Beş, bir sık iğne. Bir, iki, üç, dört, beş, bir sık iğne. Beş, bir sık iğne. Bir, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Son trabzan zincir boşluğuna da sık iğnemizi bu şekilde yaptım. Şimdi buradaki ilk başladığımız 5 zincirin içine kaydırma tekniğiyle şu şekilde ilmeğimi kapattım. 1, 2,
3 zincir çektim. Şimdi buradaki görmüş olduğunuz beşli zincirin içine bir köşe yapacağız. Tığımı doladım. Bu zinciri de beraber sayacağız. 1 2 3 4 ve 5. 5 adet 4 adet trabzan, bir tane de bu 3 çekmiş olduğumuz zinciri saydım. 5 adet trabzan yapmış olduk. 2 defa da çektim. 1 2 3 zincir çektim. Tığımı doladım. Tekrar aynı boşluğa 5 adet trabzan daha yapalım. 1 2 3 4 ve 5. 5 adet trabzanımı sağlı ve sollu olarak yapmış oldum. Şimdi buradaki hemen yanındaki boşluğa sık iğne ile battım. Pardon. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Yanındaki boşluğa sık iğne ile battım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Yanındaki boşluğa sık iğne ile battım. Şimdi şuradaki görmüş olduğunuz şu boşluğa tığımı doladım zincir çekmeden. 1 2 3 4 ve 5. İkinci köşemizi buraya yapıyorum. 5 adet trabzanımı çektim. 1 2 3 zincir çektim. Tığımı doladım. Aynı boşluğa 5 adet trabzan daha yapalım. 1 2 3 4 ve 5. Aynı boşluğa trabzanımı yaptım. Yanındaki şu boşluğa sık iğne ile zincir çekmeden battım. İkinci köşemizi de yapmış olduk bu şekilde. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Yanındaki boşluğa battım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Yanındaki boşluğa battım. Şuradaki görmüş olduğunuz bu boşluğun içine bir köşe daha yapalım. Zincir çekmeden tığımı doladım. 1 2 3 4 5 1 2 3 zincir çektim. Tığımı doladım. 1 2 3 4 ve 5. 5 adet trabzanımı yaptım. Yanındaki şurada görmüş olduğunuz boşluğa sık iğne ile kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Yanındaki boşluğa sık iğne ile battım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Yanındaki boşluğa sık iğne ile battım. 3 köşemizi yaptık. Şimdi 4. köşemizi de şuradaki görmüş olduğunuz boşluğun içine yapacağız. Tığımı doladım. 1 2 3 4 ve 5. 1 2 3 4 pardon 3 zincir çektim. Tığımı doladım. Aynı boşluğa 1 2 3 4 ve 5 adet trabzanımı yaptım. Yanındaki boşluğun içine batıp sık iğnemi yaptım. 4. köşemizi de bu şekilde yapmış olduk. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Yanındaki boşluğa battım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. En son buradaki boşluğun içine batıp sık iğnemi yaptım. Şimdi şurada gördüğünüz gibi bir açıklık olmuş oldu. Bunu da zincir çekmeden şu şekilde
Bakın şu şekilde ilmeğimi aldım. İçinden kaydırma tekniğiyle kapattım. Gördüğünüz gibi çok muntazam, çok güzel bir motif elde etmiş olduk. Bir zincirimi çektim. Sıkılayıp kestim. Arka taraftan ipliğimi gizleyip fazlalığını kesebiliriz. Şu şekilde. Sökülmez bir daha. Zaten üstüne de tekrar bir sıra daha gideceğiz. Onun için kapanmış olur. Gördüğünüz gibi motifimizi hazırlamış olduk. Bu şekilde bütün motiflerimizi hazırlayalım. Arka sıradan dediğim gibi bu ipi de buralardan geçirip en son keseceğiz. Sökülmez. Endişe etmeyin. Bu şekilde motiflerimizi hazırlayalım. Bir sonraki videoda ise hem birleştirmeyi hem de kaç beden yapacağımıza karar vereceğiz. Bu şekilde bugünkü videomuzu da bitirmiş olduk. Gördüğünüz gibi çok şık bir motif yapmış olduk. Kanalıma abone olmayı unutmayın hanımlar. Bana destek olmak için beğenilerinize ve yorumlarınıza ihtiyacım var. Onun için lütfen emoji olur, bir çiçek olur, bir böcek olur. Size kalmış. Videolarımı beğeniyorsanız devamlılığı için beğeni butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.